Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün bir buğday biçimiyle daha karşınızdayız. Masaço biçimindeyiz. İki gündür attığım videolarda yaklaşık bir ton verim aldığını söylediğiniz buğdayın devamını biçiyoruz. Buğday tohum firması olan Progen'e gidiyor. Progen'in takibinde üretiliyor, yetiştiriliyor. Şu anda Progen'in Ege Bölgesi Müdürü Bekir Aba ile beraberiz. Size buğday cinsini, tohumunu, özelliklerini, yetiştirmesini anlatacak. Yine diğer buğday çeşitlerinden de bilgi verecek. Evet. Herkese merhabalar. Hayırlı bir sezon diliyorum. Çok şükür hasatlara başladık. En güzel, en mutlu günümüzdeyiz. Verimler güzel geliyor. Bu yıl bereketli bir yıl buğday tarımı açısından. Bazı bölgelerimizde sıkıntı olsa da Ege bölgesinde şu an alınan verim sonuçları hepimizi tatmin ediyor, mutlu ediyor. İnşallah bunun devamını diliyoruz. Hasan Bey'in dediği gibi Masaço çeşidimiz, bölgede ekilen yaygın çeşidimiz, verimi yüksek, saman verimi yüksek olarak bilinen, üreticilerimizin deyimiyle Maçiko tohumumuz. Onun hasadını yapıyoruz. Bunun yanında diğer çeşitlerimiz de var. Onların da hasatları devam ediyor. Yeni çıkartacağımız çeşitler de var. İnşallah ileriki günlerde onları da tanıtmış olacağız. Evet. Dekara ne kadar atılıyor? Ne kadar verime kadar alınabiliyor? Sulama gerekiyor mu? Bu çeşidimiz kıyı şeridi çeşidi. Özellikle Ege, Akdeniz, Marmara, Trakya tarafında ekilen bir çeşidimiz. İç Anadolu bölgesinde de tavsiye ediyoruz ama orada daha yüksek verime sahip çeşitlerimiz mevcut. Onları bizim internet sitemizden de üreticilerimiz takip edebilir. Dekara ne kadar atılıyor? Bu çeşidimizin kardeşleme yeteneği çok yüksek. Dolayısıyla mibzerle ekilişlerde tavsiyemiz 22 kilo. Serpme olarak attığınız zaman tavsiyemiz 24-25 kilogram şeklinde. Daha fazlasını geçmeyin diyoruz. Çünkü kardeşlenmesi çok iyi olduğu için fazla attığınız zaman ölümüne neden oluyorsunuz. Bu şekilde yaptığınızda sıklıktan dolayı verimin düşmesine neden oluyorsunuz. Aynı zamanda yatmalarla karşılaşıyorsunuz. O yüzden bu tavsiyemize uymasını istiyoruz üreticilerimizin. Çeşidin özelliği ilk etapta çok hızlı büyümez, boylanmaz, çayır gibi yayılır. Ondan sonra yukarıya doğru boylanmaya başlar. Bu bütün üreticilerimizin dikkatini çekiyor. Hiç boylanmayacak gibi duruyor ama şöyle saman kümelerine baktığınız zaman boyun ne kadar arttığını görebilirsiniz. Bu da onun verimini ortaya çıkartıyor zaten. Hastalık yönünden dayanımı yüksek. Özellikle sarı pas, kahverengi pasta karşı direnci yüksek ama hiç ilaçlanma yapılmaması gereken bir çeşit midir? Değil. İlaçlama illaki yapılması gerekiyor ama yanında ekilen rakiplere göre, farklı çeşitlere göre ilaçlamaya karşı daha hassas olan bir çeşitimiz. Etkilenmeyen bir çeşidimiz diyeyim daha doğrusu. Peki, teşekkürler. Evet. İç Anadolu bölgesinde olan arkadaşlar soruyor. Oralarda verimli midir? Sulama gerekir mi? Veya başka çeşitleriniz var mı İç Anadolu'da? Karasal iklimde içten. Kesinlikle oraya verdiğimiz farklı çeşitlerimiz var. Biraz önce söylediğim gibi bizim internet sitemize girip oradan rahatlıkla takip edebilirler. Her bölgenin bölge müdürünün telefon numarası da orada mevcut. İrtibata geçebilirler bölgeleriyle ilgili bilgi almak için. Daha sağlıklı olur. Dediğim gibi bu çeşidimizi özellikle kıyı şeridine tavsiye ediyoruz biz. O bölgelerde daha iyi sonuçlar ortaya koyuyor. Bunun yanında bir çeşidimiz daha var. Lucilla diye bir çeşit. Burada Aydın bölgesinde Koçarlı'da ekimi yoğun. Masaço'ya göre daha kaliteli. Birinci sınıf ekmeklik grubunda en üst kademede olan ve TMO listesinde de en üst baremde alınan bir çeşidimiz. Onun değerleri de çok iyi. Alınan verim sonuçları da şu anda gayet iyi. Koçarlı bölgesinde şimdi 600 ile 900 kilo arasında verimler elde ediliyor. O da bizi mutlu ediyor açıkçası. Yine bir çeşidimiz daha var. O da bu sene sonunda inşallah 2021 sezonuna satışına başlayacağımız ve Türkiye'de ilk defa tescil denemesinde yanında ekilen şahit çeşide göre %27 verim farkı atmış bir çeşit. Onun da ismi Beyaz Han. Beyaz ekmeklik grubunda olan bir çeşidimiz. Verimi çok yüksek, kalitesi yüksek, hastalık dayanımı yüksek olan bir çeşidimiz. İnşallah önümüzdeki senede üreticilerimizle onları tanıştıracağız. Evet. Peki fiyatları söyleyebilir misiniz? Şu anda kaçtan alım yapılıyor? Şu an başlangıçta TMO alım fiyatına göre bir barem oluşturuldu ama serbest piyasa yavaş yavaş biraz daha düşüyor. 1.500-1.600 arasında alım fiyatları mevcut. Evet, teşekkür ediyorum. Yani sağ olun, kolay gelsin. Evet arkadaşlar, biraz da tarlaya yakından tekrar bakacağım. Çalışmakta şu anda. Görüyorsunuz başaklar. Küçük
gibi görünüyor ama kardeşlenme en az 5 tane yapıyor. Dün 119'a kadar 102, 119, 80'li rakamlarda kardeşlenmeleri gördüm. Evet. Şu an sap verimini görüyorsunuz. Olaya sadece buğday olarak da bakmamak lazım. 700 kilo, 800 kilolarda çok rahat sap alınabilen bir ürün. Keyser şeridinde tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı bereketli sezonlar diliyorum.